Afrika'dan köleleri getirirlermiş. İlk durakları da Kartagena olurmuş. Hala resmi olmayan ama bilinen 30 milyon köle var, biliyor musunuz arkadaşlar? Ana, bunu ilk defa gördüm. Abi her gün yürüyoruz burada. Hiç sıkılmadık daha ya. Bu ablalar kim biliyor musunuz? Yani düşünün, 10 dolar parayı beğenmiyorlar. Şu çıplak ablanın hikayesini anlatmaya geldim. Ama çekim yapıyorum be kardeşim. Ayıp lan, ayıp, yapma öyle. Paramız var amca. Yoksa yemişim otelinizi. Oo, şuraya bakın. Allah, gitti benim dolarlar. Hayırlı olsun. Seni çekmiyorum kız. Kendimi çekiyorum. Herkese Kolombiya'nın Miami'si Cartagena'dan selamlar gençler, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Biz 3 günlük Cartagena'ya geldik ama bugün tam 7. gündeyiz. Burayı çok beğendik, havası çok güzel. Bogota'nın o soğuk günlerinden sonra buradaki gece hayatı, okyanusun o rüzgarı, ondan sonra sıcakkanlı insanlar bizi çok burada mutlu etti. Ve dedik ki gelmişken burada biraz daha kalalım, sonra Santa Marta'ya doğru yolumuza devam ederiz. Bugün önceki bölümlerde yapmadığımız bir şey yapıp sizi Cartagena'nın tarihi bilgileri, gezilecek yerleri, fiyatları, neler yapılır, neler edilir, onları göstererek kapsamlı bir video hazırlayacağım. Şu an çok açım. Önce bir yere yemek yemeye gidelim. Ondan sonra birlikte hadi gelin Cartagena gezimiz başlasın. Arkadaşlar, bu ülkede dikkatimi çeken bir şey ya çok rahat adamlar, inanılmaz rahat insanlar. Şu mesela araba, bakın 20 dakikadır şu arabayı bekliyor. Ben de şurayı çekeceğim çünkü bir yandan detay olarak. Gerçekten ben bu kadar rahat toplumu son zamanlarda görmemiştim. Sorun da gidiyor. Allah razı olsun be abi. Şimdi önce biz neredeyiz? Size onu bir göstereyim. Bakın böyle. Böyle geliyorum abi. Bakın. Şurada Venezuela var sağımızda. Hemen. Yukarısı Karayip Denizi. Jamaika, Haiti, Dominik, Küba, Kayman Adaları. Hemen batımızda Panama, aşağıda da Ekvator var. Bizim bulunduğumuz yerde Cartagena dediğimiz yer şöyle ufacıcık bir bölge aslında. Yani zaten benim gezdiğim yer şu pin attığım yerler, görüyorsunuz. Böyle rengarenk sokakların olduğu, kolonyal dönemin izlerini görebildiğiniz bir bölge burası. Hemen buranın dışına çıktığınızda çok çirkin binalar oluyor. O yüzden ben size daha çok bu Eskişehir merkezine gezdireceğim. Buraları gezerken bir yandan sanki insan şey hissediyor. Bizdeki Alaçatı'ndaki evlere benzeyen evler var. Çok tatlı, böyle çiçeklerle bezenmiş. Ve her yerde meydanlar var. O İspanyollar ilk geldikleri zaman bu şehre, bu coğrafyaya buradan her şeye başlamışlar arkadaşlar. Afrika'dan köleleri getirirlermiş. İlk durakları da Cartagena olurmuş. Gelen köleler de buradan Latin Amerika'ya dağıtılıyormuş. Ve aynı zamanda da o gelen köleleri Hristiyanlaştırıyorlarmış. O yüzden bu adamların çoğu Hristiyan. Ve birçok gördüğünüz mimari yapı da o dönemlerden kalma. O yüzden hani buraya geldiğinde insan biraz şey hissediyor. Böyle Avrupa'da da bir kenti geziyormuşsun gibi hissediyor. Dünyada hala resmi olmayan ama bilinen 30 milyon köle var, biliyor musunuz arkadaşlar? 30 milyon. Hatta Tanzanya'da ben o müzeye de gitmiştim. Afrika'da en son kapanan müze orası, yer nokta. Zanzibar Adası'nda kölelik müzesi vardı. Şuraya kartını bırakırım, oradan izlersiniz. Orada da diyordu, bu köleliğin ticaretini yapıyor. Rusya, Hindistan, Çin. Ne yazık ki günümüzde bile devam ediyormuş ama sözde gayri resmi olarak biliniyormuş. Burası en merkezi noktalarından bir tanesi. Özellikle gece buralar tıktım tıktım oluyor. Akşam da biraz size sokakları tabii ki göstermeyi planlıyorum. Ve buraya geldikten sonra en ana meydanlarına doğru çıkabiliyorsunuz. Kalabalığı görüyor musunuz? Şu an saat öğlen 1 civarı. İnanılmaz bir sıcak var. Hayret, ilk defa bugün bu kadar kalabalık görüyorum bu arada burayı. Belki de günlerden çarşamba olduğu içindir. Şimdi oralara doğru ilerleyeceğiz. Bu arada çok acıktım. Bir yerde yemek yemem lazım. Başım dönmeye başladı. Size şuraların güzelliğini göstermekten yemek yemeyi unuttum. Her meydana, her önemli yere kilise yapmışlar adamlar ya. Bu da kilise.
Bu kadar nüfus var mı diye düşüneceksiniz belki ama 200-300 bin kişi varmış zamanında buralardan geçen. 200-300 bin kişi. Yani o dönemin şu gününe göre düşünürsek 2-3 milyona de falan denk geliyor kalabalık olarak. Her yerde olduğu gibi ikiye bölünmüş. İnanılmaz zengin muhitler de var. Akşam sokaklarda dilenen insanlar da var. Böyle seyyar satıcılar da var. Bir restorana girdiğinizde 100 dolara yemek yiyeceğiniz yer de var. Klasik gelişmekte olan ülke. Buralarda en büyük 3 sıkıntı var. 1- Kahvaltı. Asla bulamıyorsunuz. Yani bizdeki o menemenmiş, peynirmiş, zeytinmiş yok. Meyve yiyorsunuz. Genelde pizza, makarna, Meksika mutfağı, sushi böyle yemekler var. En önemli ikinci sıkıntı dil. 99'u İngilizce bilmiyor. 99.9'u hatta. Üçüncü problem de güvenlik. Gece mesela saat 3'ten sonra biz şu an en turistik yerde olsak bile sokakları boşaltıyorlar. Yani hatta dün bir önceki bölümlerde bir pazara gitmiştik ya, bizim yanımızda arabalar geliyordu. Yani bize bir şey olacak diye resmen korumaya çalışıyorlardı. Hani o konuda da gece çok korkuyoruz. Ve burada günlerdir gelip ama bir türlü oturmadım. Şurada Texas restoran var. Artık hani bunu hem kendim deneyimleyeyim ilk defa hem de sizinle beraber göstermeye çalışayım. Hadi gelin bakalım içerisi nasılmış. Artık adam diyecek ki bir kere ye kardeşim. Bu sefer giriyorum. Hayır. Kaçtır geliyoruz. Bir kere yemek yemedik burada ya. Ve genelde çok dolu olan bir restoran burası. Bakalım nasılmış. Ortamda böyle. Burada çok güzel barlar var ya. Barlar konusunda iyilerdi. Yemeği daha tam aşamadık. Neredeyse hiçbir mekanda artık böyle kağıttan bir menü olmuyor buralarda da. Tamamen dijital QR kodunu okutuyorsun ve fiyatlara bakıp ne istiyorsan söylüyorsun. Bakalım nasılmış. Buralar pahalı bu arada, yani ucuz bir şey beklemiyorum. Bunu az sonra göreceksiniz. İngilizce hiç yok ya. Ne yapacağız bilmiyorum. I am trying to figure out. Yok, bir şekilde halledeceğiz. Menüyü anlamadığım için fotoğraflardan rastgele birini seçip bundan istiyorum demek zorundayım. Yok, olmuyor. Valla baktım herkes et yiyor. Dayanamadım, ben de bir et söyleyeyim dedim. Çünkü insanların böyle kocaman kocaman steakleri gördüm ve bu arada Instagram bir hayalin peşinde hesabımda da paylaşımlar yapıyorum şu anda. Oraya gelin, oradan da size detaylı açıklamalar yapıyorum. Anlık falan oluyor daha çok. Biraz orayla uğraşayım şimdi yemek gelene kadar. Daha hiç bu ülkede düzgün et, hani bir şeyde yedim. Bogota'da, Cartagena'da kadar çok kötüydü, çekmedim bile. Bu güzel çıkacak gibi, bakalım. Gracias. Sıcak bir şeyin içinde getiriyorlar. Üzerine tereyağı falan koymuş. Bayağı sıçrıyor ama. Gece falan izliyorsanız hakkınızı helal edin. Ama bunu birinin deneyimleyip anlatması lazım. Bu güzel işte. Sevildi. Bunun fiyatı 35 bin, yani 9 dolar falan. Gayet normal. Güzeldi ya, en azından doydum. Şehirde ilk defa düzgün de bir et yedim. Şimdi sizi şehrin en önemli meydanına götürüyorum. Evet, özellikle akşamları burası tıklım tıklım oluyor. Instagram'da da paylaştım akşamki manzaralarını. Buranın adı Plaza de los Choses mi? Choses mi? Tam nasıl okunuyor bilmiyorum. Zamanında köleler bu pazarda getirilip bir pazar oluşturuluyormuş burada. Şu saat kulesi de tarihi bir saat kulesiymiş ve saati daha kaliteli olsun diye 1800'lü yıllarda diye hatırlıyorum İsviçre'den getirtilmiş. Meydanda daha çok bu kolonyal dönemden izlerin olduğu binaları görüyorsunuz. Bunlar barlar, restoranlar, kafeler aşağısında. Yukarıda rooftop barlar var. İşte şuralarda oteller falan var. Bir de şu şehrin kurucusu abi var. Bir de
O dönemde en önemli şeker pazarı diye geçiyor. Tam Türkçesini nasıl çeviririm bilmiyorum ama onun gibi bir şey. Tarihi şekerler satarlarmış eskiden burada ama tabii günümüzde artık güncel tatlara göre lezzetlendiriliyormuş. Öyle eskisi gibi tarihi falan değilmiş. Bu kadınlardan gelip böyle şeker falan şekerleme tatlı alabiliyorsunuz. İnternette öyle ağmışağım bir şey yok. Geçen de bir tattım. O yüzden hani sadece göstermelik bir yer bence. Gece gündüz meyve satıyorlar. Ola. Ne var? Mango şurada. Karpuz var, ananas var. Mango şu. Ondan sonra şuraya bakalım. What is this? Sapote. Sapote. Ana bunu ilk defa gördüm. Ne ola ki acaba? Şey avokado. Abi avokadolar yarım kilo arkadaşlar. Her yerde. This is? Ciruela. Ciruela. Dayım böyle meyve satıyor. Burada 24 saat meyve satıyorlar. TripAdvisor'da ve yabancı bloglarda hep şey yazmışlar. Şehirde özellikle akşam 4'ten sonra hayat başlar. Gündüz kimseyi göremezsin. Gerçekten öyle. Sabah 4'e kadar da eğleniyorlar. Mekanlar, meydanlar tıklım tıklım. Böyle küçük bir yer. Toplasanız belki 20 tane size sokak söylerim. Ama o kadar çok dükkan, o kadar çok detay var ki bir hafta gezseniz gezersiniz. O ya şey konusunda çok iyi. Renk ve detay konusunda. Hani fotoğraf çekmeyi de seviyorsanız bence Cartagena perfecto. Bakın mesela şimdi sizi rastgele gördüğüm bir kilisenin içine sokayım. Devasa kiliseler yapmışlar. Devasa ya. Yani bu kadar küçük bir bölgede bu kadar büyük kiliseler, işte o 1500'lü yıllarda köleleri getirip Hristiyanlaştırmak için kullandıkları mabetler. Ve bak saat şimdi 4'e geliyor. 3. 4'ten sonra felaket bir rüzgar başladı. Hiç şaşmıyor. Her gün böyle. Hatta tekneyle tura gideceğiz yarın. O adamlar da 4'te geri dönmek zorundayız. Fırtına başlıyor çünkü 4'ten sonra dediler. Sattıkları mandalina suyu var. Ufacık mandalina ama bunlar. Buzla falan böyle koyup soğutuyorlar ama hola. Thank you, Rings. Gracias. İçemem, buz var, güvenemiyorum buza. Sonra hastanelik olmuyor. Adam ayıp olmasın diye İngilizce içtim dedim ama içmedim, yalan söyledim. Korkuyorum çünkü sokaktaki buzlardan. En tehlikeli şey abi. Abi her gün yürüyoruz burada. Hiç sıkılmadık daha ya. Çok beklediğimizden çok iyi geçti gerçekten. Bunların en önemli tatil yeriymiş dedikleri kadar varmış. Şimdi şöyle meydanlarda şu abalardan görüyorsunuz. Bak çaktırmadan. Şimdi bu abalar kim biliyor musunuz? Amerika'da kölelikten ilk kurtulan insanlara çocukları Palancoeliler diye geçiyor ve burada da Cartagena'nın güneyinde bir şehir var. Orada yaşıyorlarmış. Bunlar genelde şey satıyorlar. Üstüne koydukları tepsiler var ya. Onun meyvesini satmak için değil, fotoğraf satmak için varlar. Onlarla böyle gelip fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Ama biz geçen çekindik, hiç sevmedik tavırlarını. Çünkü çok çakallar. Mesela hiç önemli değil parası diyor. Ben onlara yaklaşık olarak bir 10 dolar para verdim. 3 tane kadın vardı ve beğenmediler. Yani düşünün, 10 dolar parayı beğenmiyorlar. O yüzden hani buraya gelirseniz baştan pazarlık yapın, bizim yaptığımız hatayı yapmayı ve nereye geldik şimdi onu anlatacağım. Köleleri getirdikleri zaman, yüz binlerce köleden bahsediyorum. İspanyollarla İngilizlerin arasında zaten bir savaş oluyor burada. Ticaret savaşı, kölelik savaşı. Ve savaşı İspanyollar kazanıyor. İngilizlerin zaten bu tarafta çok şeyi kalmıyor. Egemenliği çok güçlü. O yüzden her yerde İspanyolca konuşuluyor. Bütün hepsi buradaki ülkelerin, bir tek Brezilya hariç diyebiliyorum, şey, Portekizce. Bir de Venezuela'nın doğusunda birkaç ülke var. Onlar da Fransızca falan konuşuyor. İşte biraz yukarıda Hollandalılar var. Adamlar buralara geldiklerinde ilk ne yapıyorlar? Din. Adamları ikna etmek için, dini olarak onları işte ikna etmek için bir tane şey geliyor, papaz San Pedro diye şeyden, İspanya'dan. Ve o burada binlerce insanı Hristiyanlaştırıyor ve onun adına yapılmış kilise de burasıymış. Adamlar sistemi nasıl kurmuşlar ya? Önce köleleştirmişler, sonra dinlerini vermişler, sonra dillerini vermişler. Ve günümüzdeki bu ülkelerin en önemli tarihi detayları olmuş. Yarına çok güzel bir tur aldık. Bildiğiniz böyle Karayipler'in denizinde muhteşem böyle resiflerin olduğu masmavi bir coğrafyada böyle adalar turu yapacağız. Onun da videosunu ayrı yapacağım.
kanala abone olup bildirimleri açın ki sonraki videodan haberdar olun. Şimdi size yine böyle kültür dolu, bilgi dolu videomuzu yaparken birkaç detay vermek için farklı bir yere götürüyorum. Yolda giderken buralarda abiler bakın muhteşem eserler çiziyor. Did you do it? You, by yourself. No. By the painter, not copia. Original. Ha, çiziyorlarmış ama ben yapmadım, satıyorum diyor. Saç ezdiği zaman Quanta Quest'a 550,000. Ne yapıyor? 120 dolar falan. İnanılmaz pahalı. 120 Amerikan dolarına falan geliyor. Hala. Ya şimdi ben Amerikalı değilim, tamam mı? Amerika'dan gelenler var. Onlar için bu hiçbir şey. Adamlar 100 doları falan barda dağıtıyorlar bildiğiniz. Ve buraya çok Amerikalı turist geliyor. O yüzden normal ben sana söyleyeyim yarı fiyatından bile aşağı alabilirsin diye tahmin ediyorum. Arkandan gelen tiplere bakın. Bunlar böyle müzik yapa yapa takılıyorlar. Bir anda geliyor böyle parti yapıyor. Senden para istiyor. Hiçbir şey yaptığı yok yani. Bak böyle geliyor salça oluyorlar. Ve hiç bu adamları sevmedik. Neden sevmedik abi? Çünkü çok iyi ışıklar. Bangır bangır gelip seni rahatsız ediyor. Para vermiyorsun yani. Sen kendin geldin diyorsun, bir de para istiyor zorla. O yüzden buraya geldiğinizde buna da dikkat etmek lazım. Diğer her şey okey to. Neredeyse her yerde bir kuyumcu görebilirsiniz. Neden? Şimdi size biraz ondan bahsedeceğim. Bakın mesela ben çat diye bir tanesi denk geldi. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu adamların yeraltı kaynakları olarak bildiğim kadarıyla dünyada en çok zümrütün çıktığı ülke. Keza altın da çok çıkıyor buradan. Hatta altının müzelerini yapmış adamlar bolluktan. Ve zaten bu adamların yeraltı kaynaklarını sömürmek için şeyleri yapmışlardı zamanında. Kolonyal dönemin yaşandığı şeylere baktığınızda hep yeraltı kaynaklarının sömürüldüğünü görüyorsunuz. Bir de şey varmış. Mesela Venezuela var bunun komşusu. Dünyada en çok petrolün olduğu ülke olarak biliniyor ama işleyemiyorlar. Niye? Amerika ambargosu var. Coğrafyada birçok zenginlik var ama kullanamıyorlar. Lakin Kolombiya Amerikalılarla iyi anlaşıyor. Zaten kıtada en iyi Amerikalılarla anlaşan ülke olarak biliniyor. O yüzden bunlar bunun ticaretini bugün yapabiliyorlarmış. İnternette öyle yazıyor. Ben de onun yalancısıyım. Bilmiyorum. Yanlışsam siz düzeltin. Çok fazla kuyumcu görünce dikkatimizi çekmişti. Her yerde var çünkü. Ne bilgi verdim ya. Bunların hepsini ben bir haftadır falan araştırıyorum bu arada. Hemen bir tane böyle bir dükkana giriyorsun. Böyle yüzlerce dükkan geziyorsun. Fıstık gibi ya. Şunlar zümrüt diye biliyorum. Ya tasarım olarak her bir girdiğimiz dükkanın kendine has bir dokusu var. Mesela kadın orada takılıyor, keyif yapıyor. Kaç defa gönderdi gitmiyorlar. Şimdi size şu çıplak ablanın hikayesini anlatmaya geldim. Böyle güzel bir meydanda ve bu meydanın adı da Santo Domingo. Hatırlarsanız Botero Müzesi'ne gitmiştik şeyde de Bogota'da. Bu abilerin çok önemli, çok ünlü bir sanatçıları. Cartagena'da böyle çıplak bir kadın heykeli var. Buraya gelen herkes bu kadının memesine dokundurmuş uğur getirsin diye. Bak nasıl geldi, gördünüz mü? Senlik bir durum yok. I'm making... No, hadi kardeşim yine sıkıldım sizden artık. Ve bunun özelliği de şu, bak gelip böyle memesine dokunuyorlar. Ama çekim yapıyorum be kardeşim, araya girdin. Çekil çekil, Türkçe anlatacağım. Ayıp lan ayıp, yapma öyle. De yok, rap yapıyorsun ama bende o dil yok. Yine yarıda kestiler videomu ya, o kadar çalışmıştım. İşte bunun gelip dokunuyorlar, uğur getiriyormuş. Botero abimizin yaptığı esere dokunmak Cartagena içinde. Bunun etrafında çok güzel kafeler var. Şöyle bir tane kilise var. Hatta gelin size göstereyim. Ve kapılar çok güzel ya. Devasa fıstık gibi kapılar yapmışlar. Bayağı susuz kaldım, yoruldum. Şimdi sizi şu kafeye götüreceğim. Karşıdaki. Hadi gelin. Meydanda şu kafeye ne zamandır gelmek istiyorduk. Burası bir kafeymiş yani. Ben restoran sanmıştım ama bayağı şık. Burada çok önemli bir YouTuber var. Onu ziyaret etmeye geldik.
genelde dünyayı geziyor ve böyle içerikler üretiyor ve deri gibi de size yetiştirmek için kafe kafe geziyor. Ne durumdayız? Burada internet yokmuş ama neyse ki kurgu yapıyoruz. O yüzden internet ihtiyacım yok. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor ya. Tabii senin kurgularını görsel yapıyor. Rahatsın. Ben geziyorum Nes kendi uğraşıyor. Geliyor yeni arkadaşlar. Videoya doyacaksınız ikimizin kanalında da. Maceranamenin YouTube kanalında da videolar artık yayınlanmaya başlıyor. Ülke kahve cenneti demiştim ya. Burada şu an hava çok sıcak olduğu için soğuk kahve içiyoruz. Frappe gibi. Bunun fiyatı mesela ne kadar? 15 bin miydi? Aynen. Ne yapıyor? 3 dolar falan. 4 dolar falan işte. Ama ben buradaki kahveyi sevmedim. Yani kahve çeşitlerine göre bu arada dünyanın en iyi kahve çekirdeklerine sahip Kolombiya ama bazı çekirdekleri iyi olmuyor yani. İyi yerlerde içerseniz gerçekten çok güzel. Burası turistik bir yer. Ama ben bunu beğenmedim. Birkaç yer çok güzeldi. Ama sen çok kahve içmiyorsun. Bence yine de güzel. Güzel de. Ya videomu sabredip de çok güzel bir kahve. Dün içtiğimiz yer daha güzeldi. Evet evet. Şaka diyorum. Şey de çok güzeldi. Obatu'da içtiklerimiz de. Evet. Kahvemi içtim. Şimdi dolanmaya devam ediyorum. Size bir şey söylemeyi unutmuştum. Bu meydan Santo Domingo Meydanı ve kilisesi. Neden önemli? Eskiden idam edilecek kişiler buraya getirilip Engizisyon Mahkemesi kuruluyormuş ve burada idam ediyorlarmış. Tarihi notlara baktım böyle eskiden neler olduğuna, fotoğraflara falan böyle şey yapmışlar, illüstrasyonlar falan yapmışlar. Birebir hala aynısı görünüyor ya buranın. Adamlar bu tarihi bölgeleri gerçekten çok güzel korumuşlar. Oh be, buz gibidir şimdi bu ha. Kahve içmemiş olsaydım içerdim. Hindistan cevizi suyu muydu? Sizi birazcık daha böyle kıyı bölgesine doğru, deniz bölgesine doğru götürüyorum. Surların olduğu yere doğru gidiyoruz. Rüzgar başladı zaten, bayağı bir esmeye başladı şu anda. Umarım sesim net geliyordur. Az önce gösterdiğim yerden bir 10 dakika yürüme mesafesinde dediğim La Bovedas diye bir yer var. Oraya gidiyorum şimdi. Orada da hem birazcık daha gölge hem de şey böyle dükkanları falan göstermek istiyorum size. Böyle hep atlarla geziyorlar. Ay amigo! Atlara binmiyoruz. La Boveda aslında zindanların olduğu yer. Bunlar eskiden mahkumların tutulduğu hapishaneymiş, zindanmış. Böyle yaklaşık 20 tane mi 30 tane mi ne zindan var. Zaten görüyorsunuz ne penceresi var ne bir şey bildiğin hapishane. Bunlar mesela kapılarmış. Burada arka tarafta içeride mahkumları tutuyorlarmış. Ve günümüzde bunların hepsi dükkan olmuş. Hediyelik eşya satan mağazalar var. İçeride aklınıza gelebilecek bölgeye has ne ararsanız alabiliyorsunuz. Mesela bir tanesine girip bakalım gelin. Mesela bak yine bu Botero'nun eserlerinden satıyorlar. Çok tatlı bu arada yani rengarenk. Biz geçen Nesibe'yle bir tatlı teyzenin olduğu dükkan vardı. Ona girmiştik. Hediyelik bir şeyler de aldık ama şimdi onu arıyorum bulamadım. Bulursam göstereceğim size. Çok güzel ya buralarda gezmek. Çok keyifli. Teyzeyi bulamadım ama ürünleri böyleydi. Yani çok güzel böyle. Bizim çantamızda fazla yer yok. O yüzden alamıyoruz ama rengarenk her şey. Her yerde içiyorlar. Aguardiente'ymiş ismi. Böyle likör gibi mi, yani vodka gibi mi dedim. Traditional yani yerel bir içecekleriymiş. Mesela bunun fiyatı 12 dolar falan ama gece kulüplerinde falan bunu bildiğim böyle sek bir şekilde içiyorlar. Şarapları falan da var ama buranın şarapları meşhur değil ülke olarak. Ne şarabı ne eti. Şu ana kadar ikisi de orta hali benim gördüğüm ama hediyelik eşya ve rengarenk tasarımlar konusunda biçilmiş kaftan. Ablanın eşini buldum. Mesela bu dükkanda şey satıyorlar. Kolombiya purosu. Özel camın arkasında. Böyle. Bunun mesela paketi 17 bin. 3-4 dolar falan. Böyle özel kapları da var. Küba'dakine benzetmeye çalışmışlar tabii ki ama bir Küba olamaz. Kolombiya'nın purosu meşhur mu bilmiyorum. Kahvesi meşhur da.
ne yapıyor dayım? İçmiyoruz ki biz bunu. Oo amigo. Bayağı mucho. Muy vino. Bak. Kafam kadar. For holiday. Quanto cuesta? Ha bu 46.000. Mesela ne yapıyor? 13 dolar. Ya böyle gülüyorlar mı, ciddiler mi hiç anlayamıyorum ya. Böyle insanlar ağaçların altında oturup günün sıcaklığını amigo atıyorlar. Her yerde böyle hediyelik eşya dükkanını benzer yerler görüyorsunuz. Susadım bu arada, bir su almam lazım. Güzel ama insanlar keyifli ya genel olarak. Sevdim ben burayı. Su almaya bir yere gideceğim. Exito diye marketleri var. Turistik bir yerde, gene fiyatları da size göstereyim. Yani bu market her yerde olduğu için fiyatları bana biraz normal geldi. Girince göreceksiniz. Markette her şeyi satıyorlar. Şey konusunda, yani böyle bir şey alma, yeme, içme konusunda aradığınız her şeyi bulabiliyorsun. Mesela bak, böyle diyelim cips alacaksınız. İşte 1.2 dolara falan geliyor. Uygun diyorum yani, düşünün. Restoranlar falan biraz pahalı olduğu için, diyelim böyle biri alacaksın, altılıymış 24.006 dolar falan. Şöyle kocaman bir abur cubur satıyorlar, 1.3 dolar. Bu salt, yani tuz demek, sal diye geçiyor normalde ama herhalde tuzlu bir şey demeye çalışıyor. Salı gördük mü tuz olduğuna eminiz. Oreo'lar var. Aç kalmıyorsun ya bir şekilde. Coca-Cola'nın böyle 1.5 litreliği 1.2 dolara geliyor. Yarım kilo muz, yani 50 cent gibi bir şey, 40 cent gibi. Burada yarım kilo olarak da satıyorlar. Bak, kilo yazmıyor. 500 gram diye dikkatimi çekti ama. Mango var, elma var, Hindistan cevizi var, mandalinler var kocaman şöyle. Bu mandalin ama 1.2 dolar falan. 1 doları 4.000 gibi düşünün. Yine avokado var deli gibi. Hızlı bir şey yemek isterseniz abi, şu üçlü şey ton balığı 3-4 dolar ya. O bile yani. Su alalım bakalım. Bunlar ikiye ayrılıyor, gazlı ve gazsız. Şunlar genelde gazsız oluyor. Şunlar da, şu mavi kapaklılar da. Şunu alalım. Küçük sakızları ya 1.2 dolara falan satıyorlar. Hani bilmiyorum, market videosu isterseniz çekeyim, yazın yorumlara. Böyle ülkenin satın alma gücü paritesini analiz edecek bir YouTube videosu gelsin mi gençler, ne dersiniz? Uno. Uno agua. Şu kadarcık su 1850 ya. Yarım dolar. Where are you? Yes, yes. Küçük su. Bakın her yer tıklım tıklım olmaya başladı. Özellikle gece kımıldayacak yer kalmıyor. Hem Amerikalılar, hem buranın halkı, herkes dışarıya akın ediyor. Ve bakın şu kadarcık suya yaklaşık yarım dolar para veriyorsunuz. Hatta gece kulüplerinde falan böyle 2 dolara 3 dolara falan su içiyorsunuz. Yani merkezde özellikle eğlenmektir falan, bayağı pahalı. Onu gece hayatı videosunda anlatmıştım zaten. Hatta Kolombiya'daki bütün gezimi sıralı izlemeniz için şuraya kartı bırakıyorum. Baştan sona izlerseniz daha kapsamlı bilgilere erişirsiniz. Şimdi yavaş yavaş gün batımı saati yaklaşıyor. Surların olduğu yere doğru gelip size şehri tepeden göstereceğim. Sonra bir yerde bir gün batımı saatinde kokteyl içeriz. Sonra akşam yine sokaklarda dolaşırız. Bayağı yoruldum ama umarım kapsamlı bir video oluyordur. Size de evlerinizde eşlik ediyordur arkadaşlar. Bakın kapılarda hep böyle işlemeler, şekiller falan var. Bunlar genelde şuymuş abi, zamanında işte denizciysen balık şeyi varmış figürü, askersen aslan figürü varmış vesaire. Seni çekmiyorum kız, kendimi çekiyorum. Ondan sonra böyle kapıların sembolleri varmış, o evin sahibinin mesleğini simgeleyen. Böyle bak, mesela burada da farklı bir sembol var. Bu abi neymiş? Ne acaba, ne bu kolamına benziyor bu? Neyi temsil ediyor olabilir ki?
dönemin en önemli üstlerinden birisi olduğu için adamlar bütün bu eski tarihi bölgenin olduğu yerin etrafını çok yüksek surlarla çevrelemişler. Zaten size sabahtan beri gösterdiğim yer bu surların içerisinde bulunan yer. Neden böyle bir şey yapmışlar? Savunma için ve burası çok güvenli olarak biliniyormuş. Zaten kolay kolay fethedilemiyormuş. Hatta öyle ki bazı alanlarında buranın gizli savunma geçitleri falan varmış. O yüzden buraya kolay kolay kimse alamazmış. Şimdi günümüzde de insanlar özellikle akşamüstü olduğunda bu surların üstünde yürüyerek hem bölgeyi görüyorlar, hem şehir içini görüyorlar, hem harika gün batımı göreceğiniz bir okyanus manzarası görebiliyorlar. Ben de şimdi sizi bu surun üstünde gezdireceğim. Biraz rüzgarlı olacak. O yüzden belki arka fonda biraz müzikle süsleyebilirim bu kısmı. Burası Cafe del Mar diye bir yer. Bütün bu gördüğünüz sıra insanların sadece gün batımı görüp bir şey içmek için girdikleri bir restoranın sırası. Yani her gün burası böyle. Saatlerce sıra bekliyorlar. Anlamıyorum. Aynı manzarayı yan tarafta görebiliyorsunuz. Şurada içkinizi şu abilerden de alabiliyorsunuz. Ama insanlar inatla bu sırayı bekliyorlar şuraya oturmak için. Bilmiyorum, kokteyli falan çok iyiyim ama okuduğuma göre işte öyle bir olayı yokmuş. Ve hep böyle şeyli, rüzgarlı, inanılmaz bir rüzgar oluyor. Ben buralara gelmeden önce hep çok uygun yerler, ekonomik yerler diye tahmin ediyordum. Sonra biraz araştırma yaptım ve buranın, Cartagena'nın özellikle Kolombiya'nın Miami'si olduğunu söylediklerini fark ettim. Ve o Miami'si olan asıl yerde şurası. Burada abi öyle oteller var ki böyle geceliği $300 falan, apayrı bir dünya kurmuşlar şuraya. Tamamen zengin muhit. Şu arka tarafta izlediğiniz yer hemen herhalde bir 500 metre, 1 kilometre berisindeki de Eskişehir burada. Bunun da arka tarafında inanılmaz fakir muhitler var. Yani hepsini aynı bölgede böyle 5 kilometrelik bir alanda görebiliyorsunuz. Bir rooftop bar var. Şehri tepeden görmek için ve size göstermek için oraya gireceğim şimdi. Bir otelin çatısı. Bayağı lüks yapmışlar ama artık video için değer. Sen videoyu beğenip yorum yazmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şaka maka, ben de buraya merak ediyordum bakalım. Dedikleri kadar var mıymış? Vallahi bu otelin geceliği falan da bayağı pahalı. Bakalım nasıl bir yermiş. Yine İspanyolca. Rooftop? No disponibilidad. Está full. Oha ya, full diyor ya. Sizin şansınız yokmuş. Ne yapacağız şimdi? Not even a table. Dur, bir YouTuber'lık şeyimi kullanacağım. Böyle turist olduğunu, YouTuber olduğunu falan söyleyince seni öne alıyorlar. Anlıyorlar mı bilmiyorum ama alıyorlar. Paramız var amca. Yoksa yemişim otelinizi. Parasıyla falan yine de çıkamıyorum. Geçmiyor yani. Valla otelin içine bari gireyim dedim. Böyle bayağı jiks bir otel şurası. Arkadaş, adam sağ olsun. Thanks bro. Muchas gracias. Bak aldı. Hadi bakalım 6. kattan. Sırf size göstermek için ben de ilk defa geliyorum bu arada. Asansöre çıkacağız. Bu da benim. Nerede bizim şey? Burada. Oo, şuraya bakın. Allah, gitti benim dolarlar. Hayırlı olsun. Of, çok güzelmiş be. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Oo, gün batımının güzelliğine bakın. Vay vay vay. Ulan zenginler yaşıyor bu hayatı be. Abi fiyatları göstereyim. $10 kokteyl satıyorlar. Bence aşağıda da aynı para yani. Bu kadar güzel bir yer için normal fiyatları. Şimdi bir şeyler sipariş vereceğim. Sonra şurada güzel bana bir masa ayarlayacaklarmış. Bakalım.
Böyle bir tane pina colada da söyledim. 8 dolara. Bunu çok iyi yapıyorlar her yerde ya. İnsan gün içerisinde böyle yorgunken bir anda bir refresh diyor, tazeleniyor. Bunun içine de rom var, ananas suyu falan var. Çok da anlamam ama işte onun gibi şeyler. Akşam oldu, daha da güzelleşti ortam. Bilmiyorum GoPro'da nasıl görünüyor ama renklerin güzelliğine bakın. Çok güzel oldu ya. Mekan da güzel oldu. Gece oldu. Şu ışıklar, lambalar yandı. Sokağa bir renk geldi. Şurada bir tane kız çocuğu var. Türkiye'den gelmiş. Hola, hi, merhaba. Kız çocuğu mu? Sokaklar canlandı hemen akşam olunca. Tam yine merkez yerdeyiz. Size birkaç caddesi var. Orayı göstermek istiyorum. Gelin. Sonra artık bugün gidip dinlenmek istiyorum. Çünkü yarın erkenden turumuz var. Tekneyle gezeceğiz. Karayipleri. Gece hayatı videosunda da anlatmıştım. Buralar böyle tıktım tıktım oluyor. Şu an saat daha 8. 2 saate dolar. Şu mekan Alcuimico. En çok insanların sıraya girdiği ve bizim de içeriye giremediğimiz yer. Önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Aa, ilk defa Mercedes gördüm. Hayret. Akşamı da yani ayrı bir güzel oluyor velhasıl kelam. Gece oldu, bakın sabah size çektiğim meydan akşam böyle tıklım tıklım oluyor. Her akşam şu saat kulesinin önünde gösteri yapıyorlar. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bayağı sıcakta yoruldum çekim mekim derken artık bu videoların yedekleme alıp kurgusunu yapıp sizlerin de izlemeniz için hazırlamamız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki vlogda Karayipler Denizi'nde yüzüyor olacağız. Nesibe de videosunu bayağı toparlamış geldi. Bir yerlerde oturup dinlenelim biraz, sonra otele gidip yatıp erken kalkmamız lazım. Güzel yorumlarınızı ve beğendiğinizi de eksik etmeyin. Herkese Cartagena, Kolombiya'dan selamlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.